Evet, afiyet olsun herkese. Buyurun. Nasıl buldun tatlıyı Songül abla? İddialı bir tatlı mı profiterol? Ben zaten çok severim Kadir Bey profiterol. Ama hamurlarını ben biraz daha yumuşak seviyorum. Yumuşamış halini seviyorum böyle ağzımda. Bu biraz kıtır geldi. Ama güzel. Tatlısını beğendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gözde Hanım? Ben de kıtır olmasını sevdim. Ama şey, kremasını çok beyaz buldum ya ben. Hani biraz daha kırık renk olur ya. Zaten pastacı kreması yaptım önce. Hı hı. Onun içine krem şantiyle. Krem şantiyle. Çok pardon. Çikolata sosunu sen mi kendim burada yaptın değil mi? Biraz da sıvı geldi bana hani içindeki krema. Çok beklemediği için de olabilir. Onu tam bilemiyorum. Evet. Profiterol kremasının içine krem şanti kattın. Normalde ama katıyor musun? Yedin mi daha önce? Toz krem şanti değil. Çırpılmış krem şanti. Ben yani çırpılmış ama krem, ha, sütle karıştırıp çırptın, o şekilde kattın. Normalde katılmıyor diye biliyorum ben krem şantiyle. O benim böyle daha çok hani. Kendi tarifiymiş. Kendi tarifim değil. Tam olması gerektiği tarif. Orijinalinde krem şanti varmış içinde? Hayır. Orijinalinde yok. Orijinalinde ben de yok diye biliyorum. Pastacı kreması direkt var. Pastacı, pastacı kremasını biraz daha böyle lezzetlendirmek istedim. Tamam, tam işte senin tarifin değil mi bu? Bir tarifin evet olmuş oluyor. Onu diyorum. Yani sen tamam, kendi geliştirdiğin bir tarif. Tamam, tamam. Yanlış anladım o zaman. Böyle. Hanımefendi o şekilde geliştirmiş, o şekilde yapıyormuş evde sevmiş. Sen sevdin mi tadını? Anladım. Ben çikolata sosunu sevdim. Teşekkür çok güzel olmuş. Kıtırlığını da sevdim ama dediğim gibi içindeki normal bir krem olsaydı bence o zaman sıvı da olmazdı diye düşünüyorum. O yüzden üstüne de böyle ne bileyim bir file badem falan atsaydın güzel dururdu. Ya da fıstık hani süsleseydin. Sunum olarak hani kupon güzel sevdim. Ama masanın başında otururken dedi ki 3 günde dedi ilk defa güzel bir tatlı yedi. Katılıyor musun? Diğer günlere göre evet. Peki. Hatice Hanım beğendiniz mi? Tatlıyı beğendim ama bana da dışı biraz kıtır geldi. Onun haricinde çikolata sosu da güzeldi. Elinize sağlık. Peki, afiyet aslında olsun. Önemli olmaz da kıtır tutun. Bak içine aslında krem şanti üzerine çikolata koyunca yumuşuyor yani. Kıtır olması bence burada yetenek. Kıtır olması. Tabii ki normalde içine krema koyduğunuz zaman ister istemez yumuşuyor. Tutturabilmişsin o zaman demek tabii ki. Fatma Hanım? Şöyle pataşı hamuru yaptınız. yumurtaları kırmızı yani yumurta hamuru kokmaması güzel. Çünkü o yumurtaya hani hamur biraz sıcak koyulduğu zaman tek, pişiyor ya şey yapılıyor. Yumurta kokusu da gelebiliyor. Ve 2 saatte 3 aşamalı. Onu almadım. Yalnız şöyle ben bunda pastacı kreması tadı da almadım. Sadece şanti. Yani akışkanlığı da şanti. Krema yapmadınız büyük ihtimal. Yok yaptım. Aa ya yalan mı söylüyor? Hayır yalan söylüyorsunuz değil yaptım. Çünkü şöyle bir tanesini hani kaşıkla böldüm attım ağzıma. Diğerini şöyle diğerini açtım ama bu sadece bu şanti yani. Ay bu sadece yok. Şanti, şanti mi? Şanti. Hayır. Bunu kabul yani bunda etmiyorum. Yok, bunda pastacı kreması, yok canım, kreması kıvamı var bir kere. Pastacı kreması tadı, var, krem şanti tadı var. Tamamen şanti ve pastacı kreması tadı hiç gelmiyor. Kıvam bile o kıvam değil. Zaten kıvam pastacı kremasını biz yaptık. Ben ekstra krem şanti çırpıp kattım. Şöyle, pastacı kreması kendi başına zaten çok lezzetli bir şey ya. Evet. Heh, ekstra şanti katmışsınız onu bilmiyorum ama bana şuradaki görüntü sadece neyse, şanti. İzleyip görürsünüz yani. Yani sen şunu mu söylüyorsun? Yarışmacı arkadaşımızın pastacı kreması yaptığına inanmıyorum mu diyorsun? Ya görüntü olarak ya, şurada yapılmış. Söyle bana. Tamam ben onu söylüyorum. Şu an burada görüntü olarak yani benim önümdeki tabakta gördüğüm yani şanti gibi duruyor. Yani çıkıyor. Ya Kadir bilmiyorum şanti gibi duruyor. Ben bunu şunu anlıyorum hani, bu yorumda. Pastacı kreması görmüyorum. Tatlı gerçekten çok güzel oldu. güzel olduğu için de bir, ben bir olumsuz bir eleştiri yapayım. Alakası yok. Krema içeride mi? Al gelsene tasını. Alakası al gel yok. Gösterelim. Çikolata sosu iyi getireyim ama içindeki getir şey sanki ya kıvamı bile şanti gibi. Evet içine yaptığı bak krema orada. Vallahi bilmiyorum. Kremanın tadı zaman, hiç gelmiyor ve şanti gibi. O zaman az evet koymuşsun bence. Bir tadına bir üstüne dök şöyle tadına bak. Güzel de çok görünüyor. Çok beyaz ya. Neden ben anlamadım İşte bu konuda. İşte o krem şantiden kaynaklanıyor. Şey, krem şanti o kadar nasıl beyaz yapmaz. Yok ya ben hiç pastacı kreması tadı gerçekten alamıyorum. O şanti şey çok yumurtalı olur aromayı almıyor musun yok içinde? Almıyorum. Yumurta da var. Almıyorum ama. Daha güzel kokmamış işte yumurta. Yumurta zaten bunda yumurta kokmaz ki. Pastacı kreması yumurta kokmaz. Kokmaz. Gayet de güzeldir yani. Yumurta. Yumurtanın sarısı girer ona ve kokmaz. Tamam hayır ona has bir aroması vardır ya hafif normal muhallebi işte gibi. Ama işte ona alamıyor musun şu anda? Ben alamadım. Zaten yumurta sarısı girdiği için o kremanın peki içine sarı şanti sarı değil tek. Şanti olmayabilir şey olarak değil ama
çok tuhaf duruyor. Yani pastacı kreması gibi gerçekten durmuyor tamam, ya. Tamam okey de şanti bu halde bu kıvam alır mı? Almaz o kıvamı almaz. O zaman içinde ne var? Karıştırmıştır evet. Büyük ihtimal ama şantinin tadı daha ağır geliyor. Heh onu işte o zaman. Ama diyorum, sen diyorsun ki ben pastacı kreması koyduğunu düşünmüyorum. Ama baktığım, düşünmüyorum değil. Baktığım şey şu an önümde, tabağımda yine baktığım şey pastacı kreması gibi değil. Şanti kıvamı gibi duruyor. Peki ama koydu. Üstüne bir de şantiyle çırptın değil mi? Evet. Ha sen de ki ben lezzetini beğenmedim, hoşuma gitmedi. Ha, o hoşuma gitmedi şey, çünkü ben şantiyi şey sevmiyorum. Hoşuma tatlı gitmedi gerçekten. Yani gerçekten çok güzel oldu. Hamuru tatlıyı iyi. Zaten söylüyorum. Hani sabote etmek bu işte. Alakası yok. Allah Allah ne söylesem farklı bir şey algılanıyor arkadaş. Ben hani hiç mi yorum yapmayayım ama ne yapayım? Ama Fatma Hanım yani. Hayır şimdi şu an ben ne tatlı, yapayım mesela? Gerçekten, şimdi ben güzel. Her yaptığınızı beğenmek zorunda mı? Evet çikolata sosu o giren her şey zaten lezzetli. Ben zaten şerbet hamuru... Şerbet giren her şey çok güzel oluyor. Ya hayır bir dakika şöyle. Ben tatlımı yapma... yani tatlımın olmadığını ben zaten söyledim. Ben kendim onu kimse bir şey söylemeden ben kendim kabul ettim. Diyorum. Şöyle. Çikolata sosu giren her şey zaten lezzetli olur. Ben zaten başında hamurunun yumurta kokmamasından dolayı... Teşekkür ederim. Söyledim bunu. Teşekkür ederim. Ama şimdi önümde gördüğüm şey de pastacı kremasının kıvamı ama bu değildir. Yok, büyük ihtimal bir de şey, şantı... Ben bunu pastacı kremasını yaptım. Ama bitirtmiyor ki. Yani bitirtmiyor ki. Yani ya o zaman ben hiç yorum yapmayayım. Kalan üç arkadaş yapsın. Yani ben anlamıyorum ki. Ya bu sürekli de böyle oluyor. Yarın ben yorum yapmayacağım hiçbirinize. Ne oldu şimdi? Niye ama sürekli içlendin? Hayır şöyle işlenme değil. Şimdi bir şey anlatıyorum. Hamurunu beğendim diyorum. Yumurta kokmamış diyorum. Onları almıyor. Tamamen sabote etmek için. Ne alakası var sabote etmekle ya? Biz tatlı yiyip tatlı konuşacaktık. Çok güzel tatlı. Ama hayır öyle ya şöyle çok baskın gelmeye basmaya çalışıyorsun. Elle illaki yaptığın ürünü savunuyorsun. Ona ben bir şey demiyorum. Ama şöyle bir şey var. Benim pastacı kremasının kıvamı bir kere bu değildir. Bunun içine koyulanın kıvamı net bu değildir. Bu tortular onda olmaz. Güzel çırpılmış olması lazım. Renginin sarımtırak olması lazım. Bunun içine doldurduğunuzda şanti zaten koymuşsunuz ya. Zaten rengi sarımtırak da güzel bir tamam işte şanti koymayacaktınız o zaman çünkü şanti sulandırmış. Evet. Kıvamını bir de bozmuş şanti. Anlatabildim mi? Ekleyebilir miyim? Buyurun. O kremadan bir de altına da koysaydınız bence sıvı olduğu için koymadınız. Hani genelde araya da öyle koyulur ya. Sunum yani böyle olur genelde. Profiterol hiç altına krema koyuyor evet, mu? Ben oluyor. Hiç görmedim. Evet yok, koyuluyor. Yok. Araya da koyulabiliyor. O hazır pastanelerde satılanlar tamam, da koyuyorlar. Pastanede satılandan. Peki afiyet olsun herkese. Puanlamaya gidelim mi? Profiterolün ardından. Ayşe'cim nasılsın? Hiç iyi değilim Kadir Bey. Niye? Yani gerçekten olmuş. Ben olmamışsa zaten olmamış dedim yani. Onda hiçbir sıkıntı yok ama olmuş bir şey de yani olmamış demek çok benim canımı sıktı. Bir de sanki diğer arkadaşları da böyle etkiliyormuş gibi hissettim. Ben mi? Bu hissettim sadece. Ben mi öyle yaptım? Ağzımı açmayacağım o zaman. Ne alakası var ya? Ama siz yorum yapıyorsunuz. Yani herkes kendi yorum yapıyor. Bir sıkıntı yok. Ben yorum yapınca mı herkesi etkiledi? Ne alakası var bununla ya? Yani ben yorum yani, yaptım diyorlar farklı bir şey yapacaklar. Mesela ne alakası tamam, var bunun? Yine aynı konuya gelince de pateşu hamuru demek. Hı. Böyle hani terimler kullanmak. Sanki böyle... Ama ne diyeyim hamur mu? Hamur mu diyeyim? Profiterol ama bunu, hamuru. Biz tamam. Biz mesela elimizde konuşurken pateşu bunun hamuru adı diyor bu musunuz? Ayşe Hanım bu hamurun adı bu. Pateşu. Normal biz buna profiterol hamuru diyoruz. Hayır, alakası yok. Bu hamurun adı bu. O yani ne yapayım? Gerçekten şey, eve gideyim. Başka bir uydurayım. Biraz bir şey yapayım. Terim çalışayım. Terimle alakası yok ya. Bu hamurun adı bu. Benim adım Fatma olduğu gibi hamurun adı da pataşo hamuru. Bu. Ne yapayım? Adını mı değiştireyim? Sonuçta bunu izleyenler de sürekli şeyler emin olun bunu değil. İzleyenlerin hepsi yani biliyor. Pataşo hamurunu biliyor, biliyor. Masadakileri basmaya falan mı çalışıyor? Alakası hayır, yok ya. Yani alakası yok arkadaş ya. Terim kullanması... Beni rahatsız etti. Benim bilgim yok. Ben bak piş demiyorum. Benim bilmişlik bu konuda mi taslıyor Fatma abla? Bilmişlik taslama. Az önce dediğim şeyde bildiğim şeyi söylüyorum. O zaman. Az bildiğim şeyi söylüyorum. Ben eğitim almamış, diploma evet almamışsınız diyor ya. Mesela bana başta öyle yargıyla gelene kadar ben keşke bana deseydi gelmedim ki abla okumadın belki de okuluna gitmedin ama acaba sertifikaların var mı deseydi mesela. Ben de, dedim, ben de deseydim ki var. Sormadım zaten. Bunun anladınız için mı? Bir eğitim ha, aldınız mı ben diye ben de deseydim ki evet var. Anlatabildim mi? Ben bu yani bildiğim şey zaten o zaman şimdi bilip emin olduğum şeyi ya da çıktı isminin o olduğu şey hani olan şeyi söyleyeyim. Yani şimdi buna bardak demeyeyim kavanoz mu diyeyim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.